Yok yani uyumamış hala. Acaba bir şeyden mi kuşkulandı, o yüzden mi uyumuyor? Ya hayır hayır. Yani dua ettikten sonra Hira'ya kavuş diye bir de şükür namazı kılacağım dedi onunla. Ne diyelim yani? Allah kabul etsin. Amin. Amin. Bu şah bence daha fazla zorlamamalıyız yani. İdare edeceğiz artık. Evet evet yani birimizi daha dışarıda görürse bu sefer gerçekten kuşkulanır çünkü. Evet, o yüzden ne yapalım? Uyuyalım madem. Ne diyeceğim, sen hiç rahatsız olma. Ben şöyle otururum. Hayır hayır, hiç gerek yok. Hayır hayır, alışkınım ben, sorun değil. Olmaz öyle şey, hem boynun ağrır hem benim içim rahat etmez. Emin misin? Eminim. Teyzen, Hira'nın haberini alınca çok mutlu oldu. Ben hani bayılmasını falan bekliyordum ama çabuk toparladı kendini. Evet, çünkü yani çok büyük bir haber. Nuş, hatırlasana, ben ilk duyduğumda çok heyecanlanmıştım, ne yapacağımı şaşırmıştım. Ama sonunda her şey güzel oluyor, biliyor musun? İnsan sevdiği, kendini güvende hissettiği, değer verdiği insanların yanında olunca mutlaka mutlu oluyor. Kaçınılmaz bir huzur. Öyle. Bazen de tam tersi oluyor tabii. Yani hani şey derler ya, insan en çok sevdiğine kırılırmış diye. Aslında onu kırıp üzmek istemiyorsun ama öyle oluyor. Yani Orhun da senin için böyle. Doğru değil mi? Evet. Abimin varlığı bana güç veriyor. Ama sadece ona karşı böyle hissetmiyorum. Nurşah, biliyor musun, bence çok şanslısın. Yani senin varlığına güç bulan, mutlu olan birden çok insan var etrafında. Bu çok güzel bir şey. Çok özel bir şey. Hep yanında olmak istediğim yalnızca sensin. Mutluluk da kavga da seninle güzel. Bana kırılma ne olur. Korktuğum şey gerçek bir evlilik. Senin olmak değil. Hoş geldiniz. Hoş geldin evine kardeşim. Hoş bulduk. Hoş geldiniz, geçmiş olsun. Geçmişler olsun kızım. Şifa niyetine çorba yaptım, içersin değil mi? Odasına getirirsiniz. Tabii tabii, getiririm. Thank you.
geç olmuş ya. Televizyonda deli gibi reklamını yapıyorlar bir de bunların. Neymiş? Bu sünger dokunduğu her şeyi temizliyormuş. Bu deterjan var ya, dünya harikasıymış gerçekten. Bana mı garezleri var anlamıyorum ki. Herkes yapınca oluyor, ben yapınca olmuyor. Şu hale bak, tırnaklarım mahvoldu. Neredeyse kırılıp dökülecekler, hala çıkmadı bir türlü. Of. Sen tenceresin bir kere. Kendine gel. Tamam mı? Günaydın. Günaydın. Nurşah hayırdır, sabah sabah ne gerginlik bu? Şu tencereyle savaşıyorum. Yanık lekesi bir türlü çıkmıyor üstünden. Bana mı garezi var anlamadım ki. Köpük mü olmuş, ben fark etmedim. Yani yaklaşık 2 dakikadır kapının önündeyim, onu da fark etmedin. Sen bayağı bayağı kaptırmışsın işe kendini. Saçma sapan bir şey söylemedim inşallah. Ha yok, yok saçma sapan bir şey söylemedin. Yani işte tencereyle konuşuyordum. Ama bak bir önerim var sana. Elimi sileyim. Bak sünger yerine bunu kullanırsan işin kolaylaşır. Yani benim de başıma çok bunlardan geldi. Hep bunu kullandım. Hatta göstereyim sana. Hayır. Ben yaparım. Yani ben yaktım, ben temizleyeceğim. Peki. Aa. Çıkıyor gerçekten. Ben söyledim sana daha önce yaşadım diye. Yani itiraf edeyim, alt tarafı bir yemek yanını bile çıkaramıyorsun diyecek diye teyzenden biraz korkuyordum. Şu an çok rahatladım, teşekkürler. Rica ederim. Nihayet ait olduğun yerdesin. Bilekliği annem bulmuş. Derneğin önünde. Telefonu da ben buldum. Bilekliği bilerek düşürdüm. Sana iz bırakmak için. O an hissettiklerimi anlatmam çok zor. Çok şükür. Kabus bitti. Çok şükür. Dışarısı çok kalabalıktı Hira. Sana geçmiş olsun diyemedim. O yüzden uğradım. Sağ ol. Senin için yapabileceğim bir şey var mı? Yok. Ben ilgilenmiyorum. Gir. Affedersiniz, çorba getirmiştim. Müsaadenizle. Sağ ol Gonca. Sen rahat rahat iç çorbanı. Ben daha sonra tekrar gelirim yanıma. Eğer ki bir şey istersen de seslenmen yeterli. Halis abla hepsini bitirsin dedi. Şifa deposuymuş. Hem de yaparken dualar etmiş. Ellerine sağlık dediğimi iletirsin. Afiyet olsun. Tepsiyi sonra alırım. Teşekkür ederim. Herkes mutlu evde olduğun için. Sağ olsunlar. Benim ufak bir işim var. Nereye? Dışarı mı çıkacaksın? Evdeyim. Önemli bir şey değil. Hemen hallederim.
bitir, dinlen. Kolay gelsin. Sayende günü kurtardım. Teşekkür ederim. Rica ederim. Yani artık tencereyle kavga etmemen gerektiğini öğrenmişsindir. Bulaşık telini kullanman gerektiğini de öğrendim. Bence hemen attı biliyorsun. Şş, tamam tamam. Şaka yapıyorum ya. Asma hemen o yüzünü. Öyle olsun. Kenan, oğlum. Ha teyze. Ne zaman kardeşini görmeye gideceğiz? Teyze bir arayalım uygunsa gideriz olur mu? O zaman ben de nefese bakayım. İyi hadi. Ah Kenan'ım. Sabaha sabah ettim. Kızı bir an önce görüp kucaklamak istiyorum. Arayacağım şimdi. Bugün göreceksin inşallah. Hiç merak etme. Alo, abi nasılsın? Sesini duydum. Sence nasıl olmuş olabilirim? Çok iyiyim. Sen nasılsın? Ben de iyiyim. Dün aramışsın, Orhun söyledi. Ben erkenden uyumuştum. Hira, aslında sana bir haberim vardı, o yüzden aramıştım. Ne haberi? Zeliha teyzem geldi memleketten de seninle görüşmek, tanışmak için can atıyor. Ben de onu görmeyi çok istiyordum. Daha geçen gün konuştuk Orhun'la. Onun ziyaretine gidecektik. Yani siz gelememiştiniz. Şimdi biz gelmek istiyoruz. Bugün müsait misiniz? Elbette müsaitiz. Hemen gelin, bekliyorum. Tamam canım, görüşürüz o zaman. Görüşürüz. Hadi gözün aydın teyzem benim. Bugün gidiyoruz inşallah. Müsait dermiş. Ben hazırlanayım bari. Dur dur. Kalkma hemen, daha saat erken. Bekleyecek bir şey yok. Ne kadar erken o kadar iyi. Hadi sen de hazırlan. Hadi hadi çabuk. Tamam, bekleme. Tamam. Durma hadi. Gel. Çorbanı içtin mi kızım? Bitiremedim Halise abla. Ama çok güzel olmuş. Eline sağlık. Afiyet şifa olsun. Başka istediğin bir şey varsa canın ne çeker söyle hemen yapayım. Hiçbir şey istemiyorum. Aslında kalkmam lazım. Biliyor musun Halise abla? Teyzem beni görmeye gelecek. O kadar mutluyum ki ne diyeceğimi bilemiyorum. Ah yavrum. Rabbimin mucizelerine bak. Peş peşi çıkardı karşına. Teyze anne yarısıdır. Merhemin olacak inşallah. Ellerim hala mosmor. Teyzemin karşısına böyle çıkamam. Sen biraz dinlen. Onların çaresi bundur evlat. Teşekkür ederim. Eve döndük anne. Haberim var. Kahya söyledi. Hira odasında. Geçmiş olsun demek için yanına uğrarsın diye söylüyorum. Neyi ne zaman söyleyeceğimi bilirim ben oğlum.
Günaydın. Günaydın. Benim yüzü asık prensesim. Günaydın. Muah. Ne oldu bakalım, anlat babaya. Hiç. Ne demek hiç? Ha? O nasıl hiç demek öyle? Bak bakayım bana. Bak bakayım bana, kanar mıyım ben hiç? Ha babam benim, ne oldu? Anlat, dinliyorum seni. Söylersem kızarsın ama. Babacığım, kızar mıyım ben hiç sana? Hadi anlat, merak ettim bak. Hala Nurşah ablama evlenme teklif etmedin. Boşuna mı bekliyorum? Bir tane mi, ne mi aynı konu? Heh. Ama söz verdin. İstediğimi de yapmıyorsun ki. Unutamıyorum. Prenses, bu söz verdim diye ya da işte sen istiyorsun diye yapılacak bir şey değil ki. Ne konuşmuştuk? Biraz zamanı bırakmak lazım, biraz beklemek lazım. Ha deyince verilmiyor bu karar. Ama sen hiç merak etme. Olması gereken bir şey varsa bir tanem, zamanı gelince olur. Anlaştık mı? Nefes kızım, ne istedi de yapmadı babası? Ha teyzeciğim, ya önemli bir şey değil. Prensesimle benim aramda. Değil mi? Böyle ıslı bir kızın isteği geri çevrilmez. Hadi gel kızım bakayım buraya. Ne istiyorsan babandan bana de. Çekinme kimseden. Sen söyle. Ben yapacağım istediğini. Ha yok yok yok. O Cimcime Hanım'la benim aramda. Önemli bir şey değil. Değil mi kızım? Önemli bir şey değil. 40 yılın başı çocuk bir şey isteyecek. Engel olma. Sen söyle kızım teyzene. Babamın Nurşah ablama evlenme teklif etmesini istiyorum. O ne demek kızım? Zaten evli onlar. Gerçekten evli değiller ki. Şaşı şakacıktan evliler onlar. Şakacıktan evlilik nasıl oluyor? Dedem beni almak istiyordu. Ona vermemek için şakadan evlendiler. Ama babam bana söz verdi. Nurşah ablama evlenme teklif edecek. Gerçek bir aile olacağız. Öyle değil mi baba? Hira'ya ikinci kez borçlandın. Afife Demirhanlı. Ne borcundan bahsediyorsun? Can borcundan. Sana kanını vermişti. Bu ilkiydi. Şimdi ona ikinci kez borçlandın. Açık konuş. Ne dediğini anlamıyorum. Hira'yı seninle tehdit etmişler. Eğer arabaya binip gitmeseymiş, sana ateş edeceklermiş. Seni koruyabilmek için istediklerini yapmış. Anladın mı şimdi? Anlattıkları doğruysa tabii. O kadar da uzun boylu değil anne. Hira'yı yalancılıkla itham edemezsin. Senin canını kurtarmak için ölümün kıyısından dönen birine bu şekilde davranamazsın. Yaşadığın için ona teşekkür etmen gerek. Hiç kimseye teşekkür edecek değilim. Can borcuna gelince, o beni defalarca can evimden vurdu. Geçmiş cürümlerini saysın. Ağzıyla kuş bile tutsa, göğsün senin için siper de etse, sen yine aynı sen. Hiç de
de değişmeyeceksin. Bir türlü idrak edemediğim bir gerçek var. O kız sana, ailemize, soyadımıza layık değil. Artık sırtımda yük olan, taşımak istemediğim soyadından bahsediyorsun. Prensesim hadi babacığım, odana git. Cevap versene oğlum. Ne demek oluyor bütün bunlar? Kızım sen odana git, güzel güzel oyuncaklarımı önüne biz biraz konuşalım, olur mu? Teyzeciğim tamam bak, her şeyi açıklayacağım. Anlaştık mı? Doğru demek. Boşuna çocuktan al haberi dememişler. Nefes anlatmasa hiçbir şeycikten haberim olmayacaktı. Teyze, işte yani sen üzülme diye. Bu yaptığınıza bahane yok. Evlilik, nikah, bunlar çocuk oyuncağı mı? Yazık vallahi yazık. Şu yaşımda daha neler duyup göreceğiz. Ne oluyor? Neden bu kadar kızgınsınız? Kızım, siz neler karıştırmışsınız öyle? Nikahın esahı sahtesi mi olurmuş? Nikahla oyun olur mu? Öğretmediler mi size? Teyzeciğim biz sinirlenmeden önce keşke dinleseydin, bizi de öyle bir sinirlenseydin. Neyinizi dinleyeyim? Beni aptal yerine koyup kandırdığınıza mı yanayım? Bu işin yanlışlığına mı yanayım? Bir de utanmadan aynı odada kalıyorsunuz. Yazıklar olsun size, yazıklar olsun. Teyze yapma böyle, lütfen dinle bizi bir. Girmişsin. Bilmem bitiyorsun. Abim aradı. Büyük teyzem gelmiş. Ona benden bahsedince bir an önce tanışmak istemiş. Buraya getirecek tanışmayı. Gözün aydın. Acısaydı bile hissetmezdim herhalde. O kadar heyecanlıyım ki. Teyzemle karşılaşacağım. İlk defa. Abim babamla annemin resimlerini gösterirken onun da fotoğrafını göstermişti ama şimdi böyle onu kanlı canlı karşımda görmek bambaşka bir şey. Çok heyecanlanmışsınız. Öyle. Teyzem nasıl biri acaba? Buyu suyu nasıl? Fuslat ablamla benziyorlar mı? O kadar az şey biliyorum ki onun hakkında. Bu kadar heyecanlanman ne güzel. Sen durgunsun. Bir şey mi oldu? Ciddi bir şey yok. Sadece can sıkıcı birkaç detay. Anlatmak istemez misin? Belki bir yardımım olur.
Aslında yapabileceğim bir şey var. Söyle elimden gelen bir şeyse. Dinlemedi bile bizi. Yani Nuşah dinleseydi bir şey değişmeyecekti. Çünkü bu olanların teyzem için bir... Yani affedilir bir tarafı yok. Yani bizim bu durumu anlatmamız da çok kolay bir şey değil. Çok zor bir şey. O yüzden ona da hak veriyorum. Haklı kadın. Babacığım. Teyze benim yüzümden mi kızdı size? Hayır bir tanem, hayır. Seninle hiçbir alakası yok, tamam mı? Üzme sen kendini. Sorunca söylemek zorunda kaldım. Hani sen diyorsun ya kimseye yalan söyleme diye. O yüzden. Yoksa kimseye kızdırmak istememiştim ben. Ben sadece sen, ben, Nuş abla... birlikte gerçek bir olalım istiyorum, o kadar. Bir tanem benim. Dediğim gibi senin hiçbir alakası yok. Aferin, tabii ki yalan söylemeyeceksin. Üzme sen kendini. Tamam mı? Bir tanem benim, çok seviyorum seni. Hadi şimdi doğru hazırlanmaya. Bak saatin geliyor, geç kalmakla. Tamam mı? Çantamı hazırlamama yardım eder misin Nuş abla? Tabii ki ederim prenses. Hadi gel. Ben koridorda bekliyorum seni. Teyze, konuşalım biraz? Teyzeciğim, ben şimdi Nefes'i okula bırakacağım. Döndükten sonra Hira'nın yanına gideriz. Sen de o sırada hazırlan, olur mu? Gel bakalım prenses, gel. Heh, gel. Üstüne gitmeyelim, biraz sakinleşsin. Anne, prensesimi okula bırakayım. Olur. O zaman görüşürüz. Görüşürüz. Gel bakalım. Kızım, ne güzel olmuşsun. Olmuş mu? Olmuş olmuş. Hayırdır, neyin hazırlığı bu? Teyzem gelecek. O yüzden biraz heyecanlıyım. Ben senin gibi bir yeğenim olduğunu öğrensem mutluluktan uçardım. Yüzü güzel, huyu güzel. İnşallah teyzem de böyle düşünür. Öyle tabii. Hayırdır, bir şey mi takıldı aklına? Ne oldu? Hiç. Afife'nle tanışacaklar ya. Evet, doğru ya. İnşallah bir gerginlik olmaz. Sen takılma öyle şeylere kızım. Teyzene kavuşacaksın. Tadını çıkartmaya bak. Olur yani, Orhun Bey ne gerekiyorsa, yapması gereken neyse yapar zaten. Tadını çıkar dedim de... çayın yanına teyzene ne ikram edelim? Bilmem, ne olabilir? Şöyle hemen şıpın işi bir kek yaparız.
Tuzlar kolay. Bir börek, bir kısır tamamdır. Tamam, ben de sana yardım ederim. Evet. Evet aldım. Şu anda onlara bakıyordum. Değişiklikler gayet iyi olmuş. Evet. Şu haliyle düğün için her şey yolunda gözüküyor. Elinize sağlık. Görüşmek üzere. Biraz sessiz nefes alır mısın? Kalbinin sesini duyamıyorum. Öyle mi? Dinle bakalım o zaman. Ne diyormuş kalbim? Vakit yaklaşıyor diyor. Yaklaşan neymiş? Sence? Tik tak. Tik. Sesini duydum da aklım nefeste kaldı. Nasıl, keyfi biraz yerine geldi mi? İşte yol boyunca konuştum, yani senin suçun değil diye anlatmaya çalıştım. Bu da ikna oldu herhalde. Teyzemden ses var mı? Yani ben ses duymadım. Siz gittikten sonra odaya girdim, çıkmadım bir daha. Açıkçası teyzenle karşılaşmak istemedim. Ben bir bakayım o zaman. Teyze geldim ben, hazırsan çıkalım. Acaba girsem mi içeriye? Hasta falan olmasın? Teyze iyi misin? Teyze? Yok burada. İçeride falan mı? Yani banyo ile mutfakta da yok. Anlamadım, gitti dışarı falan çıktı o zaman hemen mi? Bir arayayım ben. Çalıyor da açmıyor. Ya bir şey söyleyeceğim. Bize kızıp çekip gitmiş falan olmasın? Bilmiyorum ki. Gerçi valizi içeride olmaz öyle şey. Dediğin gibi ya, hava almaya çıkmıştır. Of teyze of, yani sinirlenip şimdi bir yerde tansiyonu falan çıkmasın Nurşah. Böyle olmayacak. Ben bir gidip bakayım. Zaten çok uzaklaşmış olamaz. Ya bir şey mi oldu? Ya teyzem haber vermeden çıkmıştı işte, ona bakmaya çıkıyordum ben de. Biz karşılaştık Zeliha teyzeyle. Nasıl ya? Nerede karşılaştınız? Evet, marketin oraya hızlı hızlı gidiyordu. Çok sinirliydi, yetiştik ama durmadı bile. Yeğenime gidiyorum dedi ama. Hira'nın yanına mı? Ya Hira'nın nerede olduğunu, nerede yaşadığını bilmiyor ki, nasıl gitsin yanına? Vallahi ben ne yapacağımı biliyorum, karışmayın dedi.
Allah Allah. Nasıl karışmayın oğlum? Bilmiyor diyorum Hira'nın nerede yaşadığını. Ustad abla söylemiş Orhun Bey'in çok iyi bir iş adamı olduğunu. Ankara'da Mahretli'nin torununa baktırmış internetten. Öyle bulmuş adresi. Of teyzem yani of. Yok böyle olmayacak, ben gidip bakayım. Sultanım! Raşit! Neredesin sen kaç saattir? Bıraktın beni burada bu canavarla yalnız, yiyecek beni burada. Geldim abicim, geldim. Abicim, artık filmin sonuna geldik. O fareye var ya, bak neler yapıyor şimdi. Kendini çok akıllı sanıyor ama kiminle dans ettiğini daha bilmiyor. Ama merak etme. Halledeceğiz. O kadar kapan kurduk. Ulan bütün peynirleri yemiş herifsiz alçak. Ama film bitti. Duydun mu? Ne o elindeki? Bu mu? Bu fare sorununu kökten çözecek yegane çare. Ay ne çözümü? Bir farenin canına ot tıkayacak. Ona dünyayı dar edecek olan şey nedir? Ay nedir? Kedi. Aa, ay o kedi mi var onun içinde? Aynen. Şimdi bu aslan parçasını evin içine bir salacağım. O fareye dünyayı dar edecek. Bu avcı fareyi yakalarken biz de belgesel gibi oturup izleyeceğiz afedim. Sen nereden buldun kediyi? Nerede olacak? Sokaktan. Beni biraz uğraştırdı ama o avcıysa ben de avcıyım. Bak şimdi. Gel bakalım buraya aslan parçası. Raşit yani. Ay faremiz yetmedi bile diskopat kedimiz çıktı. Ay at şunu evden, götür gözün görmesin. Atayım. Salak şey. Kesin çözülmüş. Ay bir dahakine yılan getir de tam belgesine dönsün ev. Yani Fatih'in dediği yere geldik ama teyzem yok. Ya bence biz boşuna böyle arıyoruz. Muhtemelen taksiye binip gitmiştir. Of teyze ya of. Yani yer bilmezsin, iz bilmezsin, İstanbul'u bilmezsin, başına bir şey gelecek ya. Allah korusun, öyle şeyler düşünme. Ya acaba bir Sira'yı arayıp haberdar etsek mi? Sonuçta evin adresi var elinde, belki bulur. Doğru söylüyorsun, arayayım ben Sira'yı. Abi, geliyor musunuz? Ha yok, gelemiyoruz. Neden? Bir şey mi oldu? Bir saniye Hira. Ya biz Nefes'e Nurşah'la niye evlendiğimizi anlatırken... yani asıl nedenini... ya şöyle diyeyim, formüliteden evlendiğimizi anlatırken... teyzem meğerse kulak misafiri olmuş. Tüh. Böyle öğrenmesi hiç iyi olmamış tabii. Ya aynen öyle, hiç iyi olmadı. İşte şimdi sana doğru geliyormuş, Fatih öyle söyledi. Tamam. Gelir gelmez ben sana haber veririm. Tamam canım, sağ olasın da şey diyeceğim sana. Yani teyzem İstanbul'u bilmiyor. Buranın yabancısı, oraya gelebilir mi, ulaşabilir mi inan bilmiyorum. O yüzden haber bekliyorum senden. Peki. Görüşürüz. Şöyle bakalım bari. Ya buraya gelirken yolda bir yerde kaybolursa? Ulan kedinin kıyma makinesi be. Elimi parça pinçik etti resmen. Gel gel otur şöyle. Niye ki? Gel yanına bakacağız işte. Ya. Oh. Ya yok be. Bir küçük sıyrık işte. Önemli bir şey yok yani. Ver şu elini. Ay, ay, ay.
uğraşma dur. Yandım anam. Getirirsen öyle kediye al işte. Bedelini de böyle ödersin. Mikrobunu kırmak lazım. Ya affedim çok da şey etme ya. Bir yara bandı yapıştır gitsin işte. Aa Raşit. Ha? Ay bu sadece çizmemiş. Bayağı ısırmış bu seni. Isırmış mı? Ulan hep topu bir saniye içinde nasıl hem ısırdı hem cırmaladı bu manyak hayvan be. Oh. Avcı diyordun ya, avlamış işte seni. Ay keşke şunu avlasaydı da kurtulsaydık. Ya tamam abartmayalım afedim ya. Raşit. He? Sen bu kediyi nereden buldun? Ne? Ne kedisi be? Kedi değil o. Kudurmuş bir panter sanki. Kediyi nereden buldun diyorum, ona cevap ver bakayım sen. Sokaktan buldum dedim ya afedim, niye ki? Kedi kudurmuş gibi mi dedin az önce sen? Evet, kudurmuş gibiydi. Çok acayip bakıyordu hayvan, manyak. Ay ya gerçekten öyleyse? Yok canım, daha neler? Öyle mi acaba? Ay şimdi kendin dedin ya kudurmuş gibi diye. Kudurmuş mudur mu? Yok. Olur mu öyle şey ya? Ay Raşit. Kalk. Hastaneye gidiyoruz. Kalk. Ya affedim. Hastane. Hadi. Ulan fare. İşte öyle. Kimseye haber vermeden evden çıkıp gitmiş. Ben sahneye haber veririm anasını. Tamam. Ama biz de çıkalım olur mu? Buraya doğru geliyor. Civarda ev arayabilir. Belki rastlarız. Ama sen bu haldeyken kendini yormasan. Daha yeni neler yaşadın? Yaşlı kadın tek başına sokaklarda böyle oturup bekleyemem ki. İyi de sen teyzeni tanıyabilecek misin ki? Tanırım galiba. Abim fotoğrafını göstermişti. Çıkarken müsaade temizleriz, kapının önünde beklesin. Tamam. Ne yaptı acaba bunlar ya? Alo, ne yapsınız? Ya bak bu iş iyice kontrolden çıktı. Kızın ölmediğini duyunca iyice sapıttı bu. Yok öldüreceğim, yok geberteceğim. Ya bak, laf söz de dinlemiyor bu. Ben de mecbur elini kolunu bağladım. Yoksa bana da sıçrayacaktı manyak. Bak Neva Hanım, ben artık bu manyakla uğraşmak istemiyorum. İsterseniz bana 5 katı para verin, gene de çekemem ben bu çileyi. Ben artık yokum. Alın siz de bu manyağı başınıza çalın. Ben gidiyorum. Nereye gidiyorsun? Hayır olmaz öyle şey. Dur sakın bir yere kıpırdamıyorsun orada. Sakın. Tamam dur bak ben oraya geleceğim. Ben gelmeden hiçbir yere ayrılmayacaksın tamam mı? Ben burada yıllanacak değilim. Bak hemen geliyorsan gel yoksa yokum ben. Tamam diyorum sana. Tamam. Kahretsin ya. Hiç mi bir şey yolunda gitmez? Hep mi bir şey benim ayağım takılacak ya? Lanet olsun. Lanet olsun. Yok, açmıyor, delireceğim ya. Tamam bak anlıyorum, merak ediyorsun. Ama bu şekilde olmaz. Sürekli çaldırırsan telefonun şarjı biter. O zaman lazım olunca hiç kullanamaz. Ya orası da öyle, doğru söylüyorsun da ne yapacağız yani? Nuşa ne oldu? Niye durdun, nereye bakıyorsun? Şuraya baksana. Teyze? Zeliha teyze. Teyze! Teyze hayırdır, neyin var? İyi misin? Tansiyonu düşmüş ama oturup dinlenince toparladı biraz. Bir yudum için isterseniz.
Musa'yı tembihledik ama ya tanıyamazsa? Hem belki yanımızdan geçip gitti de biz görmedik. Ya kaybolduysa? Dur bakalım. Belki bizi onu bulmadan o bizi bulur. İster istemez endişeleniyorum ama. Bunca zaman sonra bulduğunu kolay kolay kaybetmez. Merak etme. Gel. İlacınızı getirmemi ister misiniz? İstemez. Şey hanımefendi, bir de bir malumatım vardı. Söyle. Hira Hanım'ın bir misafiri geliyormuş. Mutfakta da hazırlık yapılıyor. Ne misafiri? Teyzesi geliyormuş efendim. Teyzesi, abisi, yakında bütün sülalesi gelir. Ne zaman gelecekmiş bu kadın? Aslında gelemiyormuş efendim. Şunu doğru dürüst anlat. Affedersiniz efendim. Kadın galiba yolunu kaybetmiş. Öyle bir durum var. Ben de tam olarak anlayamadım. Orhun Bey ve Hira Hanım kendisini aramak için dışarıya çıkmışlar. Musa'yı da kapıya bırakmışlar efendim. Orhun neden böyle seviyesiz şeyler yapıyor? Anlamakta zorlanıyorum. O kadın neyin nesi ki kapıda karşılanıyor? Benim evime, benim haberim olmadan nasıl davet edilir? Ben hangi birine sinirleneceğimi şaşırıyorum. Çok haklısınız efendim. Kadın geldiğinde haber ver. Peki efendim. Çıkabilirsin. Ah be teyzeciğim ya, ah be teyzeciğim. Yani kafana göre çekip bitmek ne demek ya? Sen durumları ne zaman bu hale getirdin ben anlamadım ki. Yani aslında o getirmedi, sen getirdin. Ben mi? Yani nefesle konuşup bu evlilik meselesini kapatmış olsaydın Zeliha teyze bunların hiçbirini öğrenmeyecekti zaten. Ama nefes beklentiye girdiği için... Çok pardon Nurşah ya, sen haklısın, kusura bakma. Ne yapsaydım ben nefesin karşısına çıkıp Nurşah ablan kararsız, daha karar verememiş, hatta biz bu konuları konuşamıyoruz mu deseydim? O zaman vazgeçer değil mi? Ama aptallık bende, niye biliyor musun? Çünkü herkes mutlu olsun, kimse kırılmasın istiyorum da ben ondan, başka bir şeyden değil. Ya ben kötü bir şey söylemek istemiyorum, sen beni yanlış anladın. Sadece... Ya neyse, biz durduk burada ne konuşuyoruz? Nurşah teyzem kayıp, saat kaç oldu ya? Vaktimiz yok. Allah'ım sen bana yardım et ya. Bir şeyleri düzeltmeye çalıştıkça her şey daha da sarpasarıyor. Alt tarafa Allah'ın selamını verip adres sorduk, üste bir de para mı vereceğiz? Nerede görülmüş bu rezillik? Yüzüne bakınca adam sanırsın ama işinize şeytan çöreklenmiş. Bu İstanbul denen yer ne menem şey olmuş böyle? Sen teyzem bak. Şu yenge. Yok öyle bedava. O işte. Şuna bak şuna, dille papuç gibi. İnsaniyet yapmaya gelince üşeniyorsun ama laf yetiştirmeye gelince... Tartışıyorlar. Hiç erinmiyorsun. Şimdiye 40 kere tarif etmiştin adresi. Teyze, ayıp oluyor ama. Sus, konuşturma beni. Konuşturma. Bak bana sesini yükseltme yenge. Ne? Yaşım var, başım var. Ne? Yükseltirsem ne olur? Yükseltirsem ne olur? Yaş baş diyorsun. Vallahi ya böyle bir çarptın mı? Yavaş ol bakalım. Ne oluyor burada? Sen de kimsin be? Ne yapacaksın kim oldum? Yürü hadi. Sen ne karıştırsın be? Kendi göbeğimi kendim keserim. Yoksa sen de kavga ayırma parası mı isteyeceksin? Ne sırtıyorum ya öyle pişmiş kelle gibi? Bir yerden tanıyorum sanki seni. Kenan Hayır sizi resmini göstermişti. Sen bizim damat değil misin? Ha? Yoksa
Yoksa sen Hira mısın? Teyzeciğim. Canım benim.